Kaç tane verdin? 4 ne oğlum? 6 patlama. Oğlum. Kafayı yersin. 6 patlama, 4 tane mermi vermiş. Tamam. Alt patlar. Ya da alt patlar dursun bakalım bir işe yarar belki. Şimdi bana ne verdi? Barı buldum. Bana adres verdi. Ulan yakın desen ölür müsün? Ha yok malikane. Ulan keşfin yapıldığı yer nerede? Atameşe'de senin alan tamam. Vaka raporunda neler var? Robert Throckmorton, Altmont'ta olan kitlesel histerinin kaynağını bulmak için bir keşif ekibi kurdu. Keşif Altmont yakınlarında deniz dibini keşfetmek içindi. Çok geçmeden keşif ekibiyle irtibat kesildi. Albert Throckmorton bilinen tek kurtulan kişi. Hemen ardından öldürüldü. Diğer ekip üyelerini ölü ya da diri bulmak için tutuldum. Throckmorton Güney Atamış'taki... Tam raporu bekleyecek de. Benim şeyi bulmam lazım. Tamam, talimatını anladım. Ben tekneye mi gideceğim önce? Aha. Herif yok. Buraya da çıkamıyorum. Yapma be. Tekeri mi döneceğim? Şimdi bir saniye. Araştırma ekibini bulacağım. Şurada kıvrılsam uysam işte ya. Araştırma ekibini bulacağız. O ne ya? Şimdi buraya mı geldin? Sonumuz yakın. Tekrar başlayacak. Aşağıdaki yukarı çıkacak. Tohumlar ekildi. Hangi köyün delisisiniz ya? Ona lan. İnşallah çıkabiliyorumdur ha. Suymuş orası ya. Parça parça etmişsin. Afiyet olsun da yani. Şimdi bir saniye. Burada bana bütün delilleri toplandım söylemedi. Önemli deliller toplandı dedi. Bir dakika ben burayı her açtığımda köpek kulübesi gitmiş. Let's see what you find, newcomer. Oğlum siz kafam mı diyorsunuz benimle? İyi. Yarım yamalak da olsa aynadan görebiliyorum kendimi. Alkol. İyi olur. Arada. Ona nereye gidiyor acaba? Burada bir şey yok. Ben buradan atlamadım değil mi hiç? Atlamasam da olurmuş lan. Aynı yere çıktım. Bir şey yok ki burada. Bir dakika. Şurada bir şey var.
Çekil bakayım. Çek, çıkartmıyor. Şimdi benim dalış ekibini bulmam lazım. Ya oğlum. İzin ver de şuradan ha. Şey çıkacak zannettim. Gene geldi. Aha. Ben düştüysem giden kim? Tutlar. Hangi ülkeden olursa olsun bayrak bayraktır. Bir şey geliyor. Bir şey çok çekiyor. Bayılmışım. Barmen ilaçlar var diyordu. Bende güçlü ilaçlar var diyordu hani. Denizde kayıp. Robert Throckmorton, Oakmont'ta olan kitlesel histerinin kaynağını bulabilmek için bir keşif ekibi kurdu. Keşif, Oakmont yakınlarındaki deniz dibini keşfetmek içindi. Çok geçmeden keşif ekibiyle irtibat kesildi. Albert Throckmorton bilinen tek kurtulan kişi. Hemen ardından öldürüldü. Diğer ekip üyelerini ölü ya da diri bulmak için tutuldum. Throckmorton, Güney Atamişi'deki malikanesinde raporumu bekleyecek. Özür dilerim. Ayağımı vurdum. Bunu okudum zaten. O zaman gidelim. Kostüm kilidi açıldı. Günlük, free, ne? Şey var mı? Throckmorton'lar gibi. Bembeyaz. Yardım yakarışı. Sayın Bay Reed, öğrendim ki limandaki katili yakalayan özel dedektif sizsiniz. Hayatım tehlikede ve bu şehirde kimseye güvenemiyorum. Lütfen odama gelin. Sizin odanızın tam karşısında. Çaresizim. Çalışmalarım, aşağılık güçlerin dikkatini çekti. Beni takip ediyorlar ve yakında beni götürecekler. Kendimden geçtim. Kurtarılamam. Ama 7 kitabım ne pahasına olursa olsun kurtarılmalı. Ben gitsem bile notlarımı orada bulun. Bu bilgi kaybolmamalı. Çünkü aydınlanmak için son umudumuz olabilir. Lütfen ışığın taşıyıcısı ol. Çünkü ben başarısız oldum. 7 kitabım mı, yeni kitabım mı? Hani yazım yanlışı mı var yoksa ben 7 kitap toplayacağım hakikaten. O ne lan? Ne diyor? Charles Reed. Never again they say. Bir daha asla diyorlar. Ne kim bir daha asla diyor? All that we see or seem is just a dream within a dream. Charles Reed. 3.27 olmadı. Never again they say. Bir daha asla diyor. Allah Allah. Buradan ne veriyorsun? Antipsikotikler, ilk yardım kiti. Süper. Oy 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 oy, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Topla topla topla. USS Tepegözü, batıran neydi tam olarak bilmiyorum. Tek hatırladığım çığlıklar, metal sesleri, güverteye dolan su ve baş ağrısı. Şimdiye dek gördüğüm en kötüsü. Kendimi yüzen yosunların arasında boğulurken buldum. Yakınlardaki bir tekne hayatta kalmama ve küçük bir adaya ulaşmama yardım etti. Beni daha sonra o odada buldular. Aç, biraz delirmiş. Antik harabelerden ve orada yaşayanlardan bahseder halde. Memurlar gördüğümü sandığım her şeyin hayal olduğunu söyledi. Ama ben anılarımın gerçek olduğunu biliyorum. Tuhaf güçlerimi o çile sonrası kazandım. Kesin. O adada korkunç bir şey buldum. Eski, karanlık ve sinsi. Hala peşimde. Suyum da bitmiş. Ne güzel. Albert mı getirdi lan diyeceğim de. Albert getiremez, bizde vardı çünkü. Biz Albert'ın öldüğünü sonra öğrendik. Crew of the Cyclops. Tepe gözüm noktabatı. Semper Fortis. Kardeşlerim. Ha bu benim lan. Tamam. Yo.
Ben nasıl oluyorum? Yabancı, yağmurluk, günlük. Yabancı olmayayım artık ya. Şöyle günlük böyle fresh takılalım ya. Ne dersiniz? Çok yabancı yabancı olduk böyle, güzel. Bir el yüz yıkayım diyeceğim de elim yüzüm daha temizdir şu an herhalde buradan. Gidiyorum. Aha. Bay Reed, görünüşe göre Bay Throckmorton için soruşturma yaparken kendinizi fazla yormuşsunuz. Cesaretimi mazur görün. Ama siz baygın haldeyken sizi şeytan resmine getirdim. Lütfen gelecekte kendinize daha dikkatli davranın. Her seferinde orada olmayacağım. Johannes. Sen niye oradasın ki? Ne oluyor lan? Benim her şeyim duruyor değil mi? Ha. Karşı odam o mu bu mu? Sen misin? Yerli birkaç kadın. Merkez sığınak kenardaki radyo kulesi yakınlarında. İniş bul. Ve kral geçidi sokak kesiştiği yerdeki harabe evden bahsediyordu. Ev sahibinin ve ailesinin hayaletlerinin hala kutsal olmayan kitabı okuduğunu söylüyorlar. Bu harabeye yerleşmeye çalışan bazı yabancıları bir süre sonra çıldırmış. Allah Allah. Yerlilerle konuşmak asla kolay değil. Ancak bu yaşlı adam hepsinden daha tuhaftı. Kitap hakkında konuşmaktan memnundu. Ancak kitabı satın almayı teklif ettiğimde güldü. Onu şehrin en korunaklı yerine bıraktım ve dünya sona erene kadar orada tutmak için yeterince para verdim. Eğer senden sonra terk edilirse çok daha iyi olur. Cehalet en iyi koruyucudur. Sanırım Büyük Atalar Sokak. Sokak diye okuyorum ama Hedok Sokak ve Kesikgel Bulvarı arasında antik kentteki terk edilmiş bina, banka binasından bahsediyordu. Oraya tek başıma gitmem çok tehlikeli olur. Ha, ben gideyim tek başıma. Bankadaki kitabı bulacağız bir de şimdi. Kanıt güncellendi. Ha, bir de bankaya gideceğim. Lan! Korkudan ya. Bu kitabın izini sürmek için çok çaba sarf ettim. Throckmorton Müzesi'nden çalınmasının ardından selden sonra evinde ölü bulunan bir cerrah tarafından satın alındı. Eve girdim ve her yeri kontrol ettim ama nafile. Yine de yazıtın olabileceği başka bir yer daha var. Kamış tepelerinin batısındaki cerrahın çalıştığı terk edilmiş hastane binası. Kayıtlar Bourbon Caddesi, Innsmouth Caddesi ve Meşe Sokak arasının olduğunu söylüyor. Adres kitap aratacak bana. Allah'ı billahi. Barut mu? Aha, tamam canım. Ne oluyor lan? Kilise inşa etmek onun kefaretiydi. Günlerce karşılıksız taş taşıyarak ve taşları Kurtuluş Limanı'nın nemli topraklarına koyarak çalıştı. Geceleri kilisenin ardından evine döndüğünde uyuyamıyordu. Atalarının okyanusun ötesinden getirdiği kitap onu çağırdı. Kilisenin inşası bittiğinde rahip onu çan halatına asılı bir halde buldu. Ama kitap hala birisinin gelip onu okumasını bekliyordu. Evi Kurtuluş Limanı, Eski Kilise Caddesi, 7 Meşe Sokak ve Windham Sokak arasında Kefaret Kilisesi yakınlarında. Seneden sonra bile orada kimse yaşayamaz. Böyle iğrenç, abuk subuk bir yere gideceğiz. Kesin. Konuşamadım bile. Yerel efsaneler sıradan hurafelerden daha fazla olabilir. Bir grup cadı elma değirmeninin yanındaki sürekli büyüyen dev elma ağacına asılmış. Bu belgeler arasında bir itiraf da vardı. Cadılardan biri şeytanın bizzat kendilerine sözcüklerin güçleriyle dolu bir kitap verdiğini söylemiş. Kitap kendini ölümlü gözden saklıyormuş ve cadıların yeniden doğup kendisini almasını bekliyormuş. Bu itirafı yazan cadı Doğukamış Tepelerinde Communion Caddesi ile Müze Bulvarı kavşağının kuzeyinde yaşıyormuş. Ya bir de cadım eksikti. Ama bir daha okumam bu sona. Balıkçılar, Karaliman Körfezi, Whisper Sokak, en güneyi, Blackwood Malikanesi yolu yakınlarında ölümlerinin olduğu gece toplantılarından
bahsediyorlardı. Yerliler Karaliman Körfezi'nin bu bölümünü sevmiyor. Çünkü inşası bitmemiş gemilerin yakınlarında toplananlardan korkuyor gibiler. Lanetli bir yazıtın bu toplantılarda okunduğunu ve sonrasında insanların denizin dokunuşu arzuladığını ve onları boğulmaya sürüklediğini söylüyorlar. Kitabı okuyan kişi Siste kaybolan lanetli bir teknede duruyor. Onun kıyıya geldiğini görenler ya çıldırıyor ya da ortadan kayboluyor. Bir kitap bulacağız. 600 sayfa okuttun ha. Pencereleri tahtayla destekledim ve kapıyı kilitledim. Onlar sadece insan. Sarı kralların çetesi. Artık buraya giremezler. Artık bir tek ben varım. Ben ve bu kabuslar. Biraz daha sürerse onları çözeceğim. Çözmüşün. Neredesin? Yine bir şey var orada. Bir dakika, bunlar böyle... Hadi bir tanesini de atlayayım ben. Yeter. İçim çekildi, oku oku. Niye böyle oldu şimdi? Bütün oyun boyunca olmadı. Şimdi niye böyle oldu? Ya. O ne lan? Ver ver. Hıyar gibi açmadan bir baksaydım abi. Bir şey çıkacakmış gibi bir kasılma. Makes this place feel more like home. Burayı ev gibi hissettiriyor. Boston'ı şimdiden özledim. Ona yani, tamam. Bay Archer, odanıza bir şeyler sürüklediğinizi gördüm. Yerlere dikkat edin. Bıraktığınız bütün çiziklerin parasını ödetirim. Ev sahibiniz. Ne sürükledin lan? Bir şey de sürüklenmemiş mi ama? The door won't budge. O da açılmıyor. Lan yukarıyı da merak ettim. O yok. Aha. Ya üf. Deniz fenerinin ışığı söndü. Birden fazla gemi denizde kayboldu. Ve şimdi şehrin sahillerini süslüyorlar. Bu bir şey. Ama şimdi şehir rıhtımında gemileri bulmak için can kurtaran, kiralayan girişimci bir adam var. Kimdi lan, bir balıkçı söylemişti Robert. Can kurtaran. Unuttum ha. Onları satarak çok iyi kar ediyor. Tesadüf olamaz. Bunu araştırmam gerekiyor. Şimdi keşke bu şehirde dolaşması bu kadar zor olmasaydı. Bir... Vardı bir şey ya. Bir şey vardı, bir şey vardı da ne vardı? Tövbe yarabbim ya. Bir dakika lan, bu kim? Kimlerden anlamadım ki. Ha. Burada hiçbir şey yok. Yok, tamam, çıkabilirim. Kapalı. Kapalı, kapalı. Tamam. Üstü var. Ha yok. Orası yok lan. Çatı yaptım o zaman. Burası benim kaldığım kat zaten. Burada bir şey yok. Finally, you're awake. Nihayet uyandınız. Fakat şunu söylemem gerekiyor bayım. Burada kalmak istiyorsanız ses çıkarmayı kesin. Birader, öncelikle sen bir kimsin? Sorry, but who are you again? Bilmiyorum ama sen kimsin? Kafanı bir yere mi vurdun? Ben Victor Olmsted. Bunun sahibi benim. Bu yerin. Şeytanın Spotin'i. Tamam kardeş. Şimdi o zaman soruma cevap ver Olmsted. Ne sesi? Hangi sesten bahsediyorsun? Misafirlerimin saygın olmasını beklerim. İnlemeler, şarkı söylemeler, bu tür şeyler, bunları kes, tamam mı? Right.
Şimdi buna ben bir şey yapmadım desem bana iyice deli muamelesi çekecek. Tamam. Üzgünüm. Sorry about that. Olanları pek hatırlamıyorum ama elimden geleni yaparım. Evet, bir daha olursa diğer yabancılar gibi köprünün altında uyursun. Çok güzel yer bulmuşsunuz bana. Misafirlerine samimi davranıyorsun. Paranı bizden kazanmıyor musun? Senden sonra gelen tüm yabancılar, hepsi çıldırmış. Ne demek istiyorsun? Onlar taşındıktan sonra bulduğum çılgın notları ve kitapları hayal edemezsin. İyi oldukları tek şey yemek yapmak. Bir göz atabilir miyim? Biliyordum. Sana aklı başında hiç kimsenin ilgilenmeyeceğini söyledim. Ve sen bir göz atmak istiyorsun. İyi tamam. Git. İstediğini al. Şimdi, Oakmont'tan mektuplar. Yeni vaka. I'm watching you, newcomer. İzle, oğlum. Herif haklı ya. Darren, sanırım nihayet anlıyorum. Bölge insanı özel yerleri işaretliyor. Bunu zaten biliyorsun. Benim öğrendiğim, bu geleneğin senden öncesine ait olması. Berduşların ABD'de kullandığı işaretler gibi. Bazılarının anlamını çözmeye başardım. Bazı kapılarda H harfine benzeyen işaretler olduğunu görmüşsündür. Bu evin dolu olduğunu gösteriyor. Örgü şeklindeki işaretler ise yararlı malların bulunduğu zulaların üstünde yer alıyor. V şeklindeki işaretler tehlikeli barikatlı yerler için. Orada sağlam mallar var diyorlar. Yine de spiral şeklindeki işaretlerin anlamını çözemedim. Kendin bak. Ve 3K ve 1H işareti görürsen silahına sarıl. K kim ya? Bir saniye. Bunu telefonumu telefon uzakta da şuradan bir not alsam bunları. Şimdi H harfi ev dolu. Bak bu güzel oldu. İyi ki okumuşum. Ben hep diyorum hep okuyayım diye. Bu tarz şeyleri. Allah Allah. Örgü dediği olay yararlı. Tamam. Ve hem tehlikeli hem barikatlı. Hallederiz. Sıkıntı yok. Ama güzel mal var. Onu da yazmak lazım. Tamam. Spiral. Spirale bir soru işareti koyalım. Biz çözeceğiz. 3K ve H işareti. 3K ve H. Büyük harflerle silah yazıyorum buraya. Sarıl. Yani. Tamam. O zaman silahımıza sarılalım. Buralarda bir şey var mı? Şuradan. Üzgünüm biraz barına çiğnedim, tırmaladım, bir şeyler yaptım. Barın içinden geçtim ama. Ne oluyor lan? Sevgili Victor, Oakmont sana nasıl davranıyor? Desteğe ihtiyacın olursa Blackwood'lar sana seve seve yardım eder. Bunu ayarladım. Soruna gelirsek, ne yazık ki Robert'ın nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece Innsmouth'ta kalmadığını biliyorum. Belki bir de... Robert... Yok, okuduğumu anlamaya çalıştım da... Robert Throckmorton... Innsmouth'ta kalmadı... Niye kalsın herif orada? Belki de Karolazıç'a baskında ölmediğine dair umut vardır. Farklı otele iyi bak. Lütfen otele iyi bak. Birçok akrabamız o mülkle ilgileniyordu ama sen hala en sevdiğim yeğenimsin. Şeytan resminin iyi yerlerde olduğunu biliyorum. Saygılarımla Portia teyzen. Portia. Da özür dilerim. Çok özür dilerim. Böcük çıkarsa Allah'a ateş ederim.
Bunun üstünde ne vardı mesela? Saydıkların hiçbiri yok lan onun üstünde. Gidi birader. Ben çıkıyor musun? Hiçbir şey yok burada. Benim salonda var böyle bir şey ya. Yine hızlı seyahat. Allah'ım hızlı seyahat edebileceğim sonunda. Şimdi 1 saat 50 dakikadır ben kayıttaymışım. Bunun 5 dakikasını kayda girmek için çabaladığından dolayı 1 saat 45 dakikadır kayıttaymışım. Dobak dolu olduğunu gösteriyor. Ki hazır vakaya girişmemişken, diğer vakaya başlamamışken Robert'ın oğlunun vakasını çözdük. İlk vakamızı bitirdik. Diğer vakaya da geçmemişken bu bölümde burada kalalım. Devamını bir sonraki bölümde getirelim bakalım. Kitabı bulabilecek miyiz? O zaman diğer videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim.